Ülkemiz hukuk ve adaleti katledildiği kararlı, despotik bir dönemden geçiyor. Tek adam rejimi tarafından yaratılan bu karanlık dönemde İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaptancıoğlu'na Yargıtay tarafından verilen onama kararı aynı zamanda Türkiye'de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır. Saray rejimi İstanbul başta olmak üzere kaybettiği belediyelerin halen azımsızlığını yaşıyor. Bu azımsızlığın yerel seçimlerden sonra iktidarını kaybedeceği korkusuna dönüştüğünü görüyoruz, yaşıyoruz. Saray rejimi iktidarını kaybedeceği korkusuyla toplumun her kesimindeki despotik baskıları giderek artıyor. Ancak korkunun ecele çaresi yok. Çare millettir, demokrasidir, sandıktır. Değerli basın mensupları, ekonomiden dış politikaya her alanda ülkemizi ekonomik ve siyasi uçuruma sürükleyen, halkla dalga geçen, gündelik popülist politikalarla varlığını çaresizce sürdürmeye çalışan saray rejiminin iktidarını kaybetme korkusu yol arkadaşımız Canan Kaptancıoğlu'na verilen ceza ve siyaset yapma yasayla vücut buldu. O dönemde yasaların, bilimin, sanatın, insan haklarının rafa kaldırıldığı bu karanlık ortamda 2019 yılındaki Ağır Ceza Mahkemesi kararına nasıl şaşırmadıysak Yargıtay kararına da şaşırmadık. Çünkü biliyoruz ki kamuoyu vicdanını yaralayan ve adalete olan güven bir kez daha sorgulatan bu kararın kaynağı hukuk değil, ucube saray rejimidir. Ülkemizde hukuk vesayet altındadır. Adalet yok edilmiş, anayasa rafa kaldırılmıştır. İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaptancıoğlu hakkında verilen karar da hukuk ve adalete göre değil, sarayın ve seyretçi rejimin diliyle yazılmıştır. Bu karar hukuksuz bir karardır. Millet adına verilmeyen bu karar vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüz olacaktır. Bu hukuksuzluğun muhatabı sadece Canan Kaptancıoğlu değil, muhatabı tüm Türkiye'dir. Değerli basın mensupları, biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak kökeni Kuvayi Milliye'ye dayanan büyük bir davanın evlatlarıyız. Bizim davamız demokrasi davasıdır. Bizim davamız hak, hukuk ve adalet davasıdır. Bizim davamız açlığa, yoksulluğa, haksızlığa karşı olanların davasıdır. Bu nedenle mücadelemiz bu ülkeyi aydınlığa çıkarma mücadelesidir. Mücadelemiz haktan, hukuktan, adaletten yana olanların mücadelesidir. Değerli basın mensupları, biz onlar gibi mağdur edebiyatı yapmayacağız. Mağrur duruşumuzu, onurlu duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Her türlü hukuksuzluğun karşısında durduğumuz gibi bunun karşısında da dimdik duracağız. Bizler Canan Kaptancıoğlu'nun yol arkadaşları olarak hukuksuz tüm kararları tanımadığımız gibi bu kararı da tanımayacağız. Yol arkadaşımız Canan Kaptancıoğlu'nun uğradığı hukuksuzluk ortadan kalkıncaya kadar, adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız. Susmayacağız. Zulmün, zorbanın hesabı soruluncaya kadar tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında dimdik duracağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe 21 Mayıs'ta İstanbul'dan, Maltepe'den Sayın Genel Başkanımız 25 günlük tarihi hak, hukuk, adalet yürüyüşünün noktaladığı o meydandan hep birlikte tek yürek, tek ses olarak dur diyeceğiz. İstanbul'dan yükselen güçlü sesimizle ucube saray rejiminin ülkemizi uçuruma sürükleyen yönetim anlayışına dur diyeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi hiç endişe etmeyin. Zalimin zulmü karşısında asla geri atmayacağız. Geri adım atmayacağız. Yüreğimizle,
aklımızla, mantığımızla ve arka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir, Canan Türkiye'dir.